Ünlü Türk tasarımcı Murat Günak tarafından imzalanan Holyez Mia üretimine başlanmış ilk Türk tasarımı elektrikli araç olarak yollara çıkıyor. Fakat bu otomobilin bir Türk malı damgası taşıyıp taşımadığı tartışılıyor. Şimdi isterseniz bu projenin mimarlarının ağzından gerçekleri öğrenelim. Ünlü Türk tasarımcımız Murat Günak ile Alpan Manas'ın geliştirdiği ilk Türk malı elektrikli otomobil projesi Cenevre Otomobil Fuarı'nın tarafımızdan en çok konuşulan konusuydu. İlk Türk elektrikli otomobili olarak anılacak MIA'nın Cenevre'de gerçekleşen dünya tanıtımında konsept gibi durmasına rağmen seri üretime hazır ilk elektrik otomobillerden biri olma özelliği dikkat çekiyordu. 250 kilometrelik bir menzile bile ulaşabilen MIA'nın Avrupa'da satış fiyatının 15 bin euro olacağını kaydeden Holyez yetkilileri bu fiyatın özellikle Avrupa'da elektrikli araçlara verilen destekle düşeceğini kaydettiler. Önce mikrofonumuzu Murat Günak'a uzatıyor ve MIA'yı bize anlatmasını rica ediyoruz. Dünyanın ilk pilli arabası. Dünyanın ilk pilli arabası dediğim zaman fiyatı öyle ki herkes için bu araba herkes için olacak. Bu çok mühim. Bu araba 3 kişili, 2 tane yandan açılan kapıları var. Çok rahat içeri girip çıkılır. Hem çocuklar için hem yaşlı insanlar için girişi çok iyi. Trafik de küçük, hızlı, sessiz, çok ekonomik bir araba. 100 kilometre uzak yol gitmek için 1 euro. İnsanlar kullandıkça elektrikli işleyen arabanın avantajlarını anlayacak. Ondan sonra upmarket araba yapmak istiyoruz. Biliyorsunuz şu anda dünyada upmarket arabaların en esası 4 kapılı bir limuzin. Fransız Holyez'in en az 120 milyon euroluk varlığı olduğunu ve 4-5 milyon euroluk ciro yaptığını kaydeden Alpan Manas ise Murat Günak'ın geliştirdiği MIA seri üretime hazır. Bu modelle şirket yeniden yapılanıp atağa kalkacak. İnternet üzerinden sipariş alıyoruz. Fransa'da filo satışları başladı. Eylül ayından itibaren bireysel satış yapacağız dedikten sonra bakalım bizlerle projenin ayrıntılarını nasıl paylaşıyor. Daha önce çalışan, bütçemize uygun bir firmanın ortaklığıyla bu işin götürülmesi konusunda bir öneri getirdim. Mindset araba olarak Holyez tarafından üretilmişti zaten. Dolayısıyla Holyez'le görüşmelere başladık. Holyez'le ilk görüşmemizde bu anlamda bir ortaklık konuşmadık. Hisse değişimi olarak yani biz onlardan belli bir hisse alacaktık. Onlar da bizden belli bir hisse alacaklardı. İşte ülkeler paylaşımı olacaktı. Biz bazı ülkelere satacaktık. Onlar bazı ülkelere satacaklardı. Dolayısıyla ilk ilişkimiz öyle doğdu. Bundan sonra marka sahibi olmak için marka satın almak gerekiyor. Belli sektörlerde. Buna da otomotiv sektörü dahil. Bu bakımdan bir şeyimiz var. İyi bir hareket yaptığımızı düşünüyoruz. Bugün fuarı dolaşıyorsunuz, bakacaksınız. Herkes elektrikli araba tanıtıyor. Ama gösterdikleri arabaların hepsi prototip. Gerçek anlamda Eylül ayında piyasaya çıkacak olan araba bu. O yüzden eğer bir Türk firması olarak biz bu firketi satın alabildiğimiz takdirde piyasaya çıkmış ilk gerçek anlamlı elektrikli araba bir Türk markası olmuş olacak. Öncelikli pazarımız Avrupa, daha sonra Türkiye. Türkiye'de üretime başlayacağız. Tabii. Türkiye'de o yüzden zaten endüstriyel ortağımızla beraber Türkiye'li üretimimize tabii 2 yıldan önce başlama şansımız yok.